Ameller ruhumuza girip, bak şimdi burayı kesiyorsunuz, harika. Ahiret nerede? Gene devam ediyor. Hem antika psikoloji gibi önem altın ama ahiretin ispatı. Bak. Ameller var ya, namaz, oruç. Bak nedir? Orada ateist sordu bana. Ateist sordu bana bizde. Ameller ruhumuza ne katkı yapıyor ki? Allah'a ekber, Allah'a ekber. Ne yapıyor ki ya? Ameller ruhumuza girip nasıl mal oluyor ruhumuza namaz, oruç dedi. Ben de dedim ki nasıl ki bir demir, böyle bir demir kütüğüne, parçasına ısı, elektrik verirsen o demir kırmızı olur. Ocağa koy ve elektrik ver. Olmaz mı kırmızı? Olur. İğnenin ucunu sokamadığın demire ısının elektrikle veya ocaktaki ısı, iğnenin ucunu sokamadığın demire sıcaklık ve elektrik demire nasıl girebilmişse senin amelin de ruhuna böyle giriyor. Yani yaptığım amel bu dışarıdaki ruha nasıl giriyor? İçeride güzel şeyler nasıl dışarıda fiil oluyor? O da ayrı bir şeydi. Onu Bremen Afen'e, Koks Afen'e giderken o elektrik pervanesinden çözdük. Elektrik pervanesi dönüyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Deli bir gibi dur. Ama Bremen Afen'de binlerce, milyonlarca cihaz çalışıyor. Soğutuyor, ısıtıyor, çekiyor, fırın yapıyor, ekmek pişiriyor. Elektrik olmuyor mu? Bak, zahirde aynı şeyi ne tekrar edip duruyorsunuz? Kabe'de niye aynı şeyi yapıyorsunuz? Namazda eğiliyorsun, kalkıyorsun. Eğiliyorsun, kalkıyorsun. Ha, niye? Pervanenin eğilip kalkması. Eğilip kalkması. Zahirde aynı şeyi tekrar, tekrar değildir. Pervanenin dönmesiyle elektrik imal ediliyor. Elektrik de gözükmeyen elektrik. Elektrik de şehirdeki cihazları çalıştırıyor. Bans nasıl cihazları çalıştırdı? Aynı bunun da tersi. Yaptığımız amel nasıl ruhumuza giriyor? Elektriğe iğneyi sokamazken ocağa koy veya kabloya bağla. Bu elektrik demir parçası kıpkırmızı olmuyor mu? Buraya ısı, ışık, elektrik demire nasıl girmişse sen de demir parçasısın. Harici olan bu hareket, oruç da ruhuna öyle giriyor. İğne ne oluyor zaman abi? Hangi iğne? Mesela amel elektrik oluyorsa iğne... Yani iğneyi sokamazsın demek istiyorum. Tamam. Demire sokamazsın. Ruhuna giremeyecek. Giremeyecek. Mesela bunlar girmez. Kurban da girmez. Mesela tamam mı? Namaz, kurban, oruç zahiri madde olarak girmez. Para girmez, sadaka verdin. O para verirken sende asıl olan o sadakadaki ruh, ihlas, o giriyor ruhuna. Paranın kendisi girmiyor. Ya, iman sanki bir format atıyor o amele. Evet. Mesela diyelim ki parayı kafir de veriyor, yardım ediyor ama ruha mal olmuyor abi. Şey kurban ya, Allah diyor ya, kurbanlarınız Allah'a gitmez. Güzel bir misal. Yani kurban Allah'a gitmez. Ama kurbandaki sendeki anlayış, kurbani anlayış, niyet. O işte. Niyetlerinize bakar Allah. Ama amelsiz niyet de olmuyor. O da yalandır. Kendini aldatmaktır. Amelsiz niyet olmaz. Ya ben niyetim halis namaz kılmak ama kılmasam. Öyle yok. Öyle bir şey yok.